Şevkat, ben senin kaç yıllık arkadaşım. Benimle konuşmak için neden arabayla geziyorsun? Ben senin manitan mıyım? Lan dur. Millet damlamasın diye geziyoruz lan. Böyle mevzular orta konuşulmaz. Bunlar derin mevzular ya. Bu değil de... Esin, bu mektup olayında niye yalan söyledim ha? Bunu sormak için mi geziyoruz? Evet. Çok gereksiz bir tur. Bir ilkokul çocuğuna sorsan sana ne olduğunu söyler. Ama tabii. Sen aşık olduğun için aptala döndün. Şevkat, bu kız sana aşık. Bu mektubu senden saklamasaydı sen Ankara'ya gidecektin. Ve ondan uzak kalacaktın. Ya seni kaybetmemek için sana yalan söylemiş. Şevkat bak, bu mektup senin için çok değerli. Eğer bir insan bu mektubu senden sakladıysa... ...sana sırılsıklama aşıktır demek. Ya, şu an 8 yaşında olsam ne diye bağırırdım biliyor musun? Ne? Esin Şevkat'i seviyor, Esin Şevkat'i seviyor. Sen seni şebeye bağladın sen de ya, Allah Allah. Hadi, şuradan atla. Hadi benim bir işim gücüm var, atla yürü hadi. İyi. Durdukların oradayız, mahalleye nasıl dönüyorsun? Ya nasıl dönersen dön, Allah Allah. Hadi güle güle ya. Açtım kemeri, hadi. Ya hadi, hadi işim gücüm var ya. Yılandan korkmam, aşıktan korktuğum kadar. Tamam hadi koş. Ya şu yaptığın iş mi bende? Gider ayak kolluğunu attın bana ha. Bir tarafta sevdiğim kadın. Bir tarafta ölmeden bana verdir dediğin söz. Ne yapacağım ben şimdi? Ölmeden önce beşik kertmemin adını da söylemedin. Gerçi söyleseydin de ben Esin'i gördükten sonra onunla nasıl evlenirdim bilmiyorum da. Ben sana evlat acısı yaşattım mı? Sen bana niye yaşatıyorsun şimdi bu aşk acısını? Peki şimdi ben sana verdiğim bu sözü tutmasam ne olur? Çok kızar mısın ya? O kadar mı ya? İlle de beşik getmenle evleneceksin diyorum ha? Öldükten sonra da hiç değişmemişsin ya. Dediğim dedik, çaldığım düdük yani. Peki öyle olsun, ne yapalım? Ben de Esin'e olan aşkımı kalbime gömerim artık. Eğer o da bana aşıksa... ...onu kendimden soğutmak için ne gerekiyorsa yaparım. Yazık çünkü ya. Gencecik kız. Çektirmemek lazım. Ah. Başladı sanki bana. Lan ben nasıl karşı koyacağım bu güzelliğe? Bakınca bile dizlerimin bağı çözülüyor. Neyi var bunun? Çok mu abarttım ben bu yemek olayını acaba? Yok arkadaş. Ben bu kızın aşkından geberiyor olsam da... ...anamı çiğneyemem. Şevkatçığım. Yemiyorsun. Beğenmedin mi yemekleri yoksa? Oy ben senin Şevkatçığım diyen dillerine kurban olurum. Kadife gibiymiş bu kızın sesi ya. İnsanın içini ürpertiyor vallahi. Ne yemeği? Nasıl ne yemeği? İşte benim bütün gün uğraşıp kendi ellerimle yaptığım... ...şu an önünde duran yemekten bahsediyorum. Hadi. Ha bunu diyorsun. Tamam ben. Şey önemli. Tamam ben bakayım. Çok güzel. Yani böyle bir ıssız adaya falan düşsen böyle yoklukta akar yani o derece güzel. Yani. Nasıl yani beğenmedin mi sen şimdi yemeği? Lan yemek de şahane. Nasıl becermiş ki bunu?
Yok yani şimdi beğenmedim diyemem. Çünkü yani yazık günah bu kadar uğraşmışsın, emek vermişsin. Ha yani sen beğenmedim demedin şimdi öyle mi? Ha yok demedim. Ama olsun olsun problem değil yani ben kuru ekmekle de takılırım problem yok. Kuru ekmek mi? O ekmekler taptaze bir kere. Ayrıca bu yemekleri İstanbul'un en iyi aşçısı... İstanbul'un en iyi aşçısının verdiği tariflerle ben yaptım. Vallahi marifet tarifte değil. Yani onu uygulamakta. Ya şimdi mesela ben sana bir paraşütle atlamayı tarif edeyim. Bak bakayım nasıl şaklıyorsun yere. Beğenmediysen insan gibi beğenmedim de. Yok kuru ekmekmiş, yok paraşütmüş falan. Beni böyle aşağılamana gerek yok yani. Ama ağzımızın tadını bozmayalım biz yine de, değil mi? Sen beğenmediysen ben sana makarna yapayım. Ya da dışarıdan söyleyelim. Ne istersin? Yok yok, yok hiç gerek yok ya. Zaten şimdi şuradan bir simitçi falan geçir. Bir simit söylerim. Ne yapalım? Bu gece de aç yatarız. Hiç mi yatmadık değil mi? Bu yemekleri yiyeceğime aç yatarım diyorsun ya. Ama ben sana ağzımızın tadı bozulmasın dedikçe... Sen benim üstüme, üstüme geliyorsun Şevkat. Aa yok ben öyle demek istemedim ya. Her şey çok güzel de ben bunlara layık değilim ya. Ya evet şimdi böyle güzel asortik sofralar, böyle antin kuntin yemekler falan, böyle çiçek, mumlar falan filan ne bileyim ben bu kadar. Sen olsan ne bileyim ben senin için bir kibrit bile çakmazdım ya. Öyle mi? Ha. Tamam. O zaman sen şimdi çık git bu evden. Aşağıda in, kümese tavuklarınla ye yemeğini. Allah Allah. Sana da iyilik yaramıyor ha. Ha bir saattir şurada ay gibi konuşuyorum. Devamlı alttan alıyorsun. Dedim hani kendimden utandım da biraz kibarlık yapayım dedim ama anlaşıldı. Sana da ay gibi adam lazım yani. Hak etmiyorsun yani senin nezaket falan. Nezaket mi? Senin nezaketten anladığın bu mu? İstemiyorum ben senin nezaketini falan. Çık. Çık git evimden. Allah Allah be. Ne bağırınıp duruyorsun? Gideriz tamam. Kalmadık senin evine. Giderim ben aşağıda en azından iki yumurta kırarım da karnını doyar burada böyle şey gibi. Çık git. Vallahi dilini yakarım senin çık git. Çık git ne yiyorsan ye. Sen benim yemeklerimi hak etmiyorsun asıl. Git. Omumla dilimi yaksan ne olur be? Senin ruhun benim kalbimi yakıyor. Tamam Allah Allah. Git gittim. Allah'ım ben buna nasıl aşık oldum? Bakıyorsun. Yemek pişirmedin. İşimi mi pişiriyorsun yoksa? Meraktan öleceğim. Beğendin mi yemeği? Efendim Gizem ne var? Esin. Niye cevap vermiyorsun mesajlarına? Ya meraktan öldük burada. Sen hem yanında mı? Evet burada. Dur, hoparlörü açayım. Biz sakin bir yerdeyiz. Rahat ol, tamam mı? Sen yalnız mısın? Yalnızım. Canım benim, ne oldu? Anlayabildin mi duygularından bir şeyler? Anladım canım. Anladım. Şevkat'in tam bir öküz olduğunu anladım. Ne oldu ki? Ne diyorsun kızım, ne oldu? Eğer mesele romantik bir akşam yemeği ise... O zaten tam bir fiyasko. Ama yok, eğer mesele Şevkat'in benim hakkımda ne hissettiğini öğrenmekse... Az önce söylediğim gibi. Ben cevabımı aldım. Tamam, görüşürüz. Esin'cim, canını sıkma, sakin ol tamam mı? Hadi görüşürüz. Ah be Amukacı. Tam bir öküz gibi davrandı kız ha. Yani benden soğusun diye elimden geleni ardıma koymadım. Bundan sonra da artık yüzüme bakmaz herhalde. Hayır, esas... Ben onun yüzüne nasıl bakacağım onu da bilmiyorum.
Ben onun yüzünü görmeden yaşayamam ki. Kız güneş gibi lan. Ya, o olmayınca dünya kararıyor resmen. Nereden geldi buldu beni? Bak ne hale getirdi ya. Ey Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Hayır en çok da ne koyuyor biliyor musun? En güzel Beşiktaşlılar sever diyoruz da. Kızı ne kadar çok sevdiğimizi bir türlü gösteremiyoruz ha. İkimize de yazık la. Ah be anne. Ah be anne. Ne biçim bir kazık attın bana ya. Düşürdün hale bak. Resmen geldin kızla aramıza baraj kurdun ya. Ha şimdi geldi uyu. Utanmasam ağlayacağım ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.